Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Bu modelimizi nerelerde kullanabiliriz? Bebek ve yetişkin örgülerinde hem kadın hem erkekler için kullanabiliriz. Örmesi gayet güzel bir çalışma. Neredeyse düz diyebileceğimiz bir modelimiz olacak. Sadece iki yerde işlem yapacağız. Bir artışımızı yapıp bir de altıncı sırada kapanışını yaparak bu güzel modelimizi tamamlayacağız. Kaydırma yok, hiç farklı bir işlem yok. Hep altı sırada bir modelimizi kurarak ilerleyeceğiz. İleteceğiz ve tamamlayacağız. Çok çok kolay bir çalışma. Şöyle arkasında göstermek istiyorum. Bakın, arkasından da belirli 3 tane düzümüz, 1 tane tersimiz artışla 2 ters haline gelmekte. Evet, kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Şöyle daha önceden örmüş olduğum lastiğimin üzerine ben modelimi kurmaya başlıyorum. Sizler dilediğiniz lastik türüyle modelimizi çalışabilirsiniz. Evet, arka yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Arka yönden bakınız, ipimiz sağ tarafta ve örgümüzün arka yönündeyiz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimizi boş. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane ters. Modelimin ilk sırası bu. 3 düz, 1, 2, 3. Bir tane ters. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir ters. 3 düz, 1, 2, 3. Bir tane ters. Son ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3 tane düz. Son ilmeğim ters. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde kurdum. Arkasını çeviriyorum ve ikinci sırasındayız. Ön yüzdeyiz. Ön yüzümüz, ipimiz sol tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 3 tane ters ilmeğimi hemen örüyorum. 1, 2, 3 ters ilmeğimi ördüm. Şurada bir tane düz ilmeğim vardı. Bir düz ilmeğimi örüyorum ve bu düzü ördükten sonra bir tane artış yapıyorum ve 3 tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Terslerde herhangi bir işlemimiz yok. Düz ilmeğimizden sonra bir tane artışımızı yapıyoruz ikinci sıramızda. Düz ilmeğimi görüyorum ve düzü örüyorum. Bir tane artışımı yapıyorum ve 3 tersimi arka arkaya örüyorum. 2 ve 3. Tekrar bir düzümü önce örüyorum. Sonra bir artış yapıyorum. Önce örüp sonra yapıyoruz. Ve 3 tersimi örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar düz ilmeğimi önce düz örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. 3 tersimi örüyorum. Ve bu son ilmeğimi de ters örerek bitiriyorum. Modelimin ikinci sırasında sadece düzlerimin ardında birer artışımı yaparak tamamladım. Modelimin üçüncü sırasındayız ve arka yüzdeyiz. Arka yüzde de hemen ilk ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Ve 3 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3. Bakın, bir önceki sırada artış yaptığımız ilmeğimiz ve bir tersimiz var. Hem artışımızı hem de tersimizi ters olarak görüyoruz. Bakın, ters. Yani iki tane ters örmüş oluyoruz. Arttığımızı ve diğer ilmeğimizi ters örüyoruz. Aradaki 3 tane düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. Bakın, arttığımı ters ve ilmeğin kendisini ters örüyorum. Ve aradaki 3 tane düzümü örüyorum. Artmış olduğum ilmeğimi yine ters örüyorum ve bir öncekini yine ters. 2 ters, 3 düz şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Tersini örüyorum ve son ilmeklerimi düz örüyorum. 3 düz ve son ilmeğimi ise ters örüp tamamlıyorum. Modelimin ön yüzündeyim ve 4. sırasındayım. Şöyle düzlerimizi ve oluşan deliklerimizi görelim. Arada üçer terslerimiz var. İki tane de düzümüz modelimizin ön yüzünde.
Evet, şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dördüncü sırası modelimizin. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Terslerimizi ters. İki tane düzümüzü düz. Üç ters. İki düz. Yani gördüğümüz şekliyle örmekteyiz. Üç tane tersimiz. İki düzümüz. Terslerimiz. İki düzümüz. Ve son ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum ve dördüncü sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzünü bu şekilde tamamladık. Şimdi beşinci sıraya geçiyorum ve arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Çok çok kolay, bakınız. Dümdüz örgü. Üç tane düzümü, iki tersimi görüyorum. Üç düz. İki ters. Üç düz. İki ters. Üç düz. İki ters. Üç düz. Ve son ilmeğimi ters. Evet. Beşinci sıramızı da tamamladık. Modelimizin altıncı sırasını örmek için yeniden ön yüzdeyiz. Altıncı sıramızda işlem yapıyoruz ve sonra yeniden modelimizi tekrar kurmaya başlıyoruz. Modelimizde sadece birinci ve altıncı sırada işlemimiz var. Onlar da çok çok kolay. Bakın, şimdi altıncı ve son kurulumu yapıyoruz modelimizde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve hemen karşıma çıkan 3 tane tersimi örüyorum. Bakın, 2 tane düzüm vardı. Bir düzden artırmıştık. Şimdi bunu, alış yönünüz farklı olabilir, sağ tarafa yatıracağız. Onun için benim gibi ören arkadaşlar şöyle öndeki ilmeği arkaya, arkadakini ise şu şekilde düz bir şekilde, bakın şöyle düz duracak bir şekilde yer değiştirip sağ tarafa yatırıyoruz ve tek ilmeği indiriyoruz. Ve 3 tersimi örüyorum. 2 3. Şimdi 2 tane düzüm vardı. Bir düzden artmıştık. Şişime ikisini alıyorum. Öndekini şöyle arkaya alıyorum. Arkadakini öne, yani sağ tarafa yatırıyorum ve ikisini birlikte tek ilmeğe düşürüyorum. Ve modelimizin bu 6. sırası. Arkasını çeviriyorum. Ya, arkasını çevirmiyorum. 3 tane arkadan tersimi örüyorum. Tekrar bu İki ilmeği yer değiştiriyorum. Arkadakini öne alıp sağ tarafa yatırıyorum. Ve ikisini birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Üç tersimi ve iki düzümü alıyorum şişime. Öndekini arkaya geçiriyorum. Arkadakini şu şekilde sağ tarafa yatırıyorum. Aynı anda örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Ve kalan ilmeklerimi ters örüp modelimin 6 sırada oluşan ilk kurulumunu tamamlıyorum. 6. sıramızın sonunda modelimizi tamamladık. Şimdi bundan sonra yeniden modelimizi ilk sıradaki gibi kurarak başlayacağız ve 6 sırada tamamlayacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Daha önce örmüş olduğum parçam var. Modelimizi buradan kurduk. Buraya kadar geldik. Şimdi ikinci kurulumunu kaydırma falan yapmadan birebir üzerine kuruyoruz. Yine 6 sırada tamamlayıp kapatıp yeniden modelimizi bir artışla başlatıp yeniden 6. sırada kapatarak modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi şöyle arkasını çevirelim ve arkasından yeniden modelimizi kurmaya başlayacağız. 3 tane düz, bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters olarak ilk sıramızı örelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Bir tane ters. Bu birinci sıramız. 3 düz, bir ters. Sırayı tamamlayalım. Ön sıraya geçtim. İkinci sıramızdayım. Ve hemen başlıyorum. 3 tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Önce düzümü örüyorum. Sonra bir artış yapıyorum. İkinci sıramızda ve örgümüzün düz yönünde. Ve 3 tersimi örüyorum. Bir düzümü örüyorum. Bir artış yapıyorum. Şu aşağıdaki deliği oluşturan artışımız.
ve 3 tane tersim sıramı tamamlıyorum. Biraz hızlı geçiyorum burayı. 3. sıramıza geçtim. Örgümün arka yönündeyim. Bir boşaldım. 3 tane düzüm ördüm. Biraz önceki artış yaptım ve ters ilmeğimi, artış yaptığımı ters, ters ilmeğimi ters, 2 tane ters. 3 düz, 3 düzümüz hep bu şekilde arkadan düz olarak devam edecek. Arttığım ters, yanındaki ters. Bu şekilde tamamlayalım. Örgümüzün 4. sırasındayız ve ön yüzdeyiz. Burada da birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane ters, 1, 2, 3 ters, 2 düz, 1, 2, 3 ters, 2 düz. 5. sırayı örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düz, 2 ters. 3 düz, 2 ters. Sırayı tamamlıyorum. 5. sıramızda. 6. sıramızdayız ve şimdi bu kapama bölümündeyiz. Şuradaki yaptığımız kapama bölümündeyiz. Sağ tarafa doğru yatıracağız ve bu şekilde modellerimizi tekrarlar yaparak kuracağız. 3 tane tersimi örüyorum. 2 düzüme geldim. Her ikisini alıyorum. Öndekini arkaya geçiriyorum. Arkadakini şöyle düzgün bir şekilde öne alıyorum. Sağ tarafa yatırdım ve şu şekilde tek ilmeğe indirdim. Ve 3 tane tersim. İlmeğimin ikisini aldım. Öndekini arkaya, arkadakini de öne güzelce taktım. Bir ilmeğe indirdim ve bu şekilde modelimizi örerek büyütelim. Evet sevgili arkadaşlar, modelimizi aynı tekrarlarla örerek tamamlıyoruz. Hem normal bebe ipimizde bu şekilde ördüm. Bebe ipim. Bu biraz daha kalın olan ipimle örmüş olduğum çalışma. Sizler de bu güzel modelimizi dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.